İnsanları en fazla ilgilendiren, meşgul eden konulardan birisi gaybi konular. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet hayli dikkatimizi çekmekte. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا Ey Peygamber de ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ayet-i Kerime'nin ifadesi halkımız arasında biraz daha kısaltılarak La ya'lamul gaybe illallah şeklinde telaffuz edilmektedir. Yani gaybı ancak Allah bilir. Ayet-i Kerime'nin genel ifadesinden hareketle bazı insanlar peygamber de gaybı bilmez, evliyaullah da gaybı bilmez gibi bir takım değerlendirmelerde bulunabilmekte. Tabi Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir meseleyi değerlendirirken Tek bir ayetten yola çıkmak uygun değil. Kur'an'ın tamamına bakmak gerekir. Yani gelecekle alakalı e, insanlar bilebilir mi? Normal şartlar altında bilemez. Ayet-i kerimenin ortaya koymuş olduğu durum budur. Nasıl ki kimyada e, neşaa yani normal şartlar altında deniliyorsa burada da normal şartlar altında Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Peki Allah bildirirse o zaman elbette kime bildirmişse bildirmiş olduğu Allah'ın bildirdiği ölçüde bilecektir. Hatıra şu gelebilir. Bunu nereden anlayacağız? Allahu Teala Cin suresi 26 27. ayetlerde şöyle bildiriyor. Alimul gayb gaybı bilen Allah fela yuzhiru ala gaybihi ehade'' gaybını kimseye izhar etmez. İlla men irteda min rasul ancak razı olduğu elçiye bildirir. Burada şunu görmekteyiz. Her genel kuralın istisnası da olur. Nasıl ki e, insanların normalde dokunulmazlık diye bir şeyi yok. Ama buna istisna getirilmiş söz gelimi milletvekilleri dokunulmaz kabul ediliyor. Ve o hüküm kaldırılıncaya kadar kendileri üzerinde bu durum devam ediyor. Benzeri bir şey ayetleri, hadisleri değerlendirmede elbette söz konusudur. Genel hüküm vardır. Bir de bu genel hükümden istisna tutulanlar vardır. Peki Allah'ın bildirdiğine dair Kur'an-ı Kerim'de deliller var mı? Bunu çok net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de görebilmekteyiz. Mesela Saf Suresi 6. ayette Hz. İsa Aleyhisselam şöyle söylüyor. Ben Benden önceki kitabı, Tevrat'ı tasdik edeceğim ve benden sonra gelecek olan Ye'ti min badi ismuhu Ahmet. Benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberin müjdecisiyim. Peygamber Efendimiz Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra geldi. Hazreti İsa 600 yıl sonrası gelecek olan bir peygamberi haber veriyor. Demek ki Allah bildirdiğinde peygamber gaybı bilir ve Allah'ın bildirdiği ölçüde o da bilir ve haber verir. Ve bu konunun belki ilginç bir başka örneği Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in Allah'ın bildirmesiyle özel bir duruma muttali olmasıdır. Tahrim Suresi 3. ayette anlatılan durum şu şekilde. Peygamber hanımlarından birisine bir sır veriyor. Ee, hanımı da bunu bir başkasına izhar ediyor. Allah durumu peygamberimize haber verince e, peygamber Efendimiz hanımına bunun bir kısmını söylüyor. Hanımı hayret içerisinde men en beke haza bunu sana kim haber verdi diyor. Peygamberimiz de Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle nebe eniyel alimul habir alim habir olan Allah bana haber verdi buyuruyor. Böyle olunca çok net bir şekilde şu görülmekte, genel kural gaybancak Allah bilir. Peki istisnalar yok mudur? Allah'ın bildirdiği kimseler de Allah'ın bildirdiği ölçüde bilebilirler. Peki Allah bildirmiş midir? Kur'an-ı Kerim'de iki tane örneğini verdim. Başka örnekler de vermek mümkün. Allah'ın bildirdiği ölçüde Allah'ın seçkin kulları da gaybı bilir.